Yani hani hep benim bir tabirim var. İddia edilen konu olayların akışına, eşyanın tabiatına uymuyor. Evet. Evet. Uymuyor yani. Bana tamamen da saçma geldi. Havada kalan bir iddiadan başka bir şey değil yani. Müge Hanım, yani ben kendimi savunabilir miyim? İzleyelim, savun. Ailenin mal paylaşımı konusunda yaşadıkları anlaşmazlıklara dair elimize bazı görüntüler ulaştı. Görüntüler Ayşe Hanım'ın üvey kızı Canan Dağcı ve eşi tarafından saldırıya uğradığını iddia ettiği güne ait. Babalarının ölümünün ardından Ayşe Hanım'ın tarım aletlerini sattığını iddia eden çocukları bu duruma engel olmak için kalan malzemeleri almak istiyor. Canan Dağcı'nın eşiyle Ayşe Hanım arasında yaşanan gergin anlar yansıyor görüntülere. Ayşe Hanım'ın Canan Dağcı'nın eşini kovmaya çalıştığı ancak Canan Hanım'ın eşinin avludan çıkmamak için direndiği görülüyor. Burası benim evim! Burası benim evim! Burası benim evim! Ben de evime geldim. Çekin motoru çabuk. Öbür motoru getirin. Adam öldürdü. Sizi de alıp sokacağım. Ben malzememi toplamadan hiçbir yere gitmem. Hani malzeme? Hepsi babamın 7 tane yapmalığı vardı çorabında. Sen adam evine geldin dedi. Sen ölmeden buradan ben otomobili kapat giderim dedi. Sen ölmeden önce yiyeceksin adamı. Gel babayı da evim. Gülüm gel içeri gel. İçeride iki tane otomobili. Canan Dağcı'nın eşinin bir traktörle geldiği bahçeden malzemeleri alıp gitmeye çalışmasıyla gerginlik daha da artıyor. Bırak, bırak, çık sen, çık, çık. Hayır, hayır, malzemeye geldim. Ben buradayım. Ben malzemelerimi topluyorum. Hayır, hayır. Çık, çık. Ben malzemelerimi topluyorum. Ben malzemem. Ayşe Hanım'ın kızı Eda ve damadı Erdem Bey'in de orada olduğu görülüyor. Erdem, Sefa gelin, iki sakalına gel. Abi gel, hayır, hayır, hayır. Ya, enişte bırak, enişte, enişte. Erdem, bırak, Erdem. Şunları al, Sefa gelme şunlar. Bir şey merak ediyorum. Burada hangisi Ayşe Hanım? Bir gösterebilir misiniz bana? Şimdi bizim elimizde yırtık eşyaların fotoğrafları var ya, hangisi Ayşe Hanım? Bu, şu arkadaki. Bu. Bir durur musunuz? Fuat'ın arkasındaki. Bir yakından gösterebileceğin ne kıyafet var üzerinde? Sevgili hani, üstünde ne var? Yanına da o diğer yırtık eşyaları Emre'cim hazırla. Ya bu kadar tık tık gidecek haliniz yok. Demin de vardı herhalde. Daha gözüken hali var. Daha da orada insanlar var. Kalabalık insanlar var orada. Daha gözüken bir yeri vardır. Üzerinde bu kıyafetler mi var? Ben mi yanlış görüyorum? Hayır Müge Hanım. Bu yırtığı kıyafetler yok o anda. Üstü farklı Müge ablam, bir bakın isterseniz. İşte ben de ona bakmak istiyorum. Bak Müge ablam, üzerindeki bordo rengi. Penyesi. Biraz daha bu bakayım Ahmet. Daha, bu arkadan gördüğümüz hanım mı kendisi? Evet, 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 evet hocam. Üstündeki kazak gibi gözüken koyu siyah gibi. Evet, bordo renginde, vişne renginde. Tek buradan değil hayatım, bantta var, birkaç kere daha var. Buradan buraya takılmayın. Gelin bir şöyle bir, gelin görerek. Yani bu kıyafetler var, onu merak ettim. Çünkü iddiası işte üstüm başım yırtıldı, damadım bana tecavüz etmek için diyor da. Evet. Burada şeyi görmedim. Ya bir kere tecavüz kelimesinin anlamını mı bilmiyor acaba senin annen? Bilmiyorum. Evet Fatih'im sen konuş, biz bulalım o arada görüntüleri. Evet. Belki. Müge Hanım, sadece buradaki sıkıntı bu daraşması. Enişte. Daraşması. Fuat. Artık işin içinden çıkamaması. Kendilerini bir tarafa yöneltip başka taraflara şeyi çekmesi. Burada daraştı tamamen. Artık çıkışı kalmadı bu işin. Bu sefer benim üzerime. En çok ben korktuğu benim. En çok ben korktuğu benim. Ben 8 aydan beri kapısını çalmadım. Babamın şeyi sonuçlansın. Haklıysa otursun evde. Ama yok. Öldürdüyse bu adamı, varsa ortada bir şey, cezasını çeksin. Ama dedim şey çıkasıya kadar evde otursun. 8 ay boyunca ben bu kapıyı çalmadım. Oturmadı mı evde? Evde oturdu. Dostunu eve aldı. Evden ortalama 70-80 bin liralık mal kayıp. Satılmış. Neler satılmış? Onlar detaylı olarak satılan mallar, kişilere kadar hepsi mevcut. Ha. Listesi var bizde. Örneğin 20 bin liraya yakın zeytin mahsulü var. Zeytinyağı yok piyasada. Yani verdiği şu anda zarar 80-100 bin liraya yakın. Benim sadece anlamadığım... Peki o paraların siz onun görüştüğü kişiye mi gittiğini düşünüyorsunuz? Kesinlikle evet, hepsi. Evet, kendisi de yemiyor. Evet. Kendisi de yemiyor. Bunu dostu yiyor.
Emin misiniz? Bunun para gelmiyor kendisine. Araştırın. Banka hesaplarını da araştırın. Bunun adına bir kuruş para yok. Benim kayınbabam öldüğümde bu zamana kadar 100 bin lira yakın bunun cebine para girdi. Göstersin. 1 lira para göstersin. Sen ne diyorsun Eda? Doğru mu abla? Sattı. Ya sen öz kızı olduğun için hep sana dönüyorum ben de yani. Ben Eda düşecek diye o kapıyı açmadım. O kapıyı zamanında mühürletirdim, onu da dışarı ederdim. Bu ilk gün, ilk zehirlenmesinde adamın kefenini hazırlıyor. Adam zehirlenmiş, komada yatıyor. Bu kalkmış, kefen getirin diyor. Ya ne oldu, adam yoğun bakımdan çıktı. Serviste adam. Ne kefeni? Kefeni evet, getirtti diyor evden. Adam diyor ölecek diyor. Bu ölecek. Kefenin evde hazır etmiş Müge abla. Diyor. İki gün gece refakatçi kaldı boşluğunda başında. Refakatçi. Hasna evden oraya kefen mi getirdi Hasna? Kefen getirtti diyor. Aha Eda'ya telefon ediyor. Kefeni getirin diyor. Zemzem var diyor. Zemzemi getirin diyor. Bu diyor ölecek diyor. İki gün boyunca refakatçi durdu annesi başında. Geceliğin adam kötüleşiyor. Yoğun bakım alınıyor. Gündüz varıyoruz, yoğun bakımdan çıkıyor saat 3'te 4'te. İkinci gün gece gene başında refakatçi, sabah gene adam yoğun bakımda. Ne oluyor bu adama? Geceliğin gündüz iyi, geceliğin başında kadınla baş başa kaldığı zaman adam gidiyor. E siz de niye o zaman hastanede, her hastane zaman kapısında polis vardı demiyorsunuz ki polise gel bir kardeşim bak. Hayır biz şüphelendik o hareketlerinden dolayı. O adam iki gün boyunca yeniden yoğun bakıma alındığında doğru hastanenin yönetimine vardık. Dedik ki biz bu kadından şüpheleniyoruz. Serum delinmeleri var. İçeride ilaçlar bulundu. İki gün boyunca bu kadın yanında durdu. Yeniden yoğun bakıma yatıldı. Yoğun bakımdan adam iyice toparlayasıya kadar çıkarmayın. Neyse ücreti fazlasından ödensin. Çok alakasız bir şey soracağım ama. Yani artık öyle evde kefen tutmaya gerek var mı? Ölünce kefen demiyorlar. Yani ya almış hazırlamış. Müdahalim bu yani sadece hepsi kefen planlı olarak. Evet. Hepsi kesinlikle ve kesinlikle ben kabul etmiyorum. Belki bu planlanmış. Yani sizin öyle köyde hep kefenleriniz mi var? Bak Müdahalim şimdi ben yanımda. Sizin anneannemin de vardı da kaldı mı öyle bilmiyorum. Müdahalim. Dün de anlatmıştım ama dün işte ben yanına gittiğimde çamaşırı falan getirdiğimde git evine istirahat et biz kalalım falan deyince bizi kabul etmedi. Yanındaki yatan Sarilli Çavlık köyünden bir hastalar da vardı. Hastalar bana dedi ki ne o yanındaki refahçı bak oğlum neyin olacağını bilmiyorum ama abinizin başını sıkı tutun. Abinize bu her şeyi yapmaya çalışıyor dedi. Onu da bugün sizin ekibiniz röportajına yapmaya gitti. Şu anda benim eşim arıyor. O gece benim eşim arıyor köye. Hava Hanım diye benim adım hanımın adı Hava. Hava Hanım diye benim evde diye filan yerde diye filan dolapta diye kefenler hazır. İşte çarşafları hazır. Hazırla abiniz ölüyor diye kucağımda. Madem ölüyse doktora müracaat etsene benim kocam ölüyor diye. Tamam ben Müge Hanım. Müge Hanım. Elbette bir kefenlenir yani ne bileyim doktora gitmek daha iyi. Bunu geçtim Müge Hanım. Bu birinci zehirlenme. İkinci zehirlenmeye gelelim. Adam zehirleniyor. Hastaneye yatırılıyor. Ben Kayseri'den çıkıyorum. 12 saat boyunca direksiyon sallıyorum. Hastamın başına varıyorum. Kadın ortada yok. Nerede? Kadın İki gün boyunca ben iki tane hastane gezmeye vardıktan sonra Salihli Devlet Hastanesi'nden Turgut Özel Hastane'ye sevk edilmiş. Ben orada saat 3 gibi yetiştim. İçeriye girdim yoğun bakıma hastanenin müdürüyle birlikte 5 dakika kadar adamı biz konuşturduk. Bilincine yerindeydi. Arkasından yaktı dedi. Yaktı. Gene aynı yaptı yapacağını dedi. Size dedi mi ölmedi? Bu, evet bu o Turgutlu'daki özel hastanenin müdürü de yanımızda. Birlikte yalnız sokmadılar. Müdür de yanımıza birlikte girdi. Yaktı dedi. Gene aynı yapacağını yaptı dedi. Kalkayım bunları soracağım hep dedi. O gün akşamı Celal Bayar'a da sevk edildi. Kalbi durmuş. Çalışmaya çalışmışlar. Celal Bayar'a kaldırıyorlar. Bize telefon geldi. Celal Bayar'a gönderiyoruz hastanızı. Celal Bayar'a vardım. Sabaha kadar ben oradayım, hastanın başındayım ve bu kadın yok. Ya sen bunun karısısın, 25 yıllık madem eşisin. Kocam diye yalvarıyor oradan kırılıyor. Mezarım yapılmadı diyor. Orada cenazesi çıkıyor. Adam nefat ediyor. Ben otopsiye kaldırılıyor cenaze. Diğer eşinden olan kızı geliyor. Dedi ki abi orada cenazenin başındayız. Annemin dedi dostu vardı dedi. Burada dedi benim başım bir velaya sokacaktı. Ben bunu kovaladım dedi. Durmadan da mirası satacağım. Daha adam ölme yok ortada. Bir şey yok. Daha yoğun bakımda. Yok bunu daha önce anlatıyor Sevgi'ye.
Ben diyor oradaki malımı mülkümü satacağım. Buradaki bu adamla da ev alıp burada yaşayacağım. Devamı söylediği bu kıza. Nerede yaşayacakmış? Neredeymiş orada? Malisa'da yaşayacakmış. Sevgi de bizi bunu deyince dostu var. Devamı görüşüyor deyince amcam olsun diğer kardeşleriyle birlikte karar aldık. Dedik ki hem adamı öldürecek hem dost hayatı yaşayacak. Hem de o adamın cenazesini götürüp bu evden dedim helallik mi götüreceğiz? Ve baba ocağından kaldırdık cenazeyi. Amcamın evinden kaldı. Eşinin evinden bile kaldırmadık. Kaldırmadık. Ve bu cenaze kalkarken bu kadın neredeydi? Soralım o zaman çünkü telefon attığımız demiş. Ayşe nerede Hanım, bu cenaze kalkarken neredeydi? Ayşe Hanım günaydın. Tam bağlandık kapandı. Aslında Ayşe Hanım yanımızda arkadaşlarımız var. 4.5G ile bağlanırsanız daha rahat cevap verebilirsiniz. Çünkü telefonda bu kadar net konuşamayacaksınız. Yalnız ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Eda yani bunu söylediğim için özür diliyorum ama yine insan şöyle düşünebilir yani. Canan üvey kızıdır. Hani farklı şeyler babasıyla ilgili düşünüyor olabilir. Ama şimdi Eda öz kızı. Diğer ilk evliliğinden olduğu dediğin ablam da öz kızı. Evet. Yani siz hepiniz birden yani bunun özü üveyi yok. Bütün kızlar annenizin bu yaptıklarını tasvip etmiyorsunuz. İşte beğenmiyoruz yaptığı tavırları, hani bu hareketleri. Şüphelendik tabii ki de. Şüphemizin üstünde de durduk. Arkasından geldi zaten. Ya ben en çok dün senin anlattığında şundan etkilendim. Eğer gerçekten düşündüğün gibi annen babanın yemeğine zehir koyduysa, senin çocukların var. Aynı köydesiniz. Evet. Oraya gittiğinde çocuk da ne bileyim dedesinden, şimdi küçük çocuğun zehirlenme oranıyla koca adamın zehirlenme dozlar dozu farklı, aynı farklı olacak hali yok. O da yese oradan iki fasulyede. O adamı çocuk ya çocuk ölür. Çocuğu ölür. Kurtaramazsın evet. Yani. O kısımları hakikaten ağzımızı i̇şte, böyle abla, benim hayretle için açıkta bıraktırıyor. Ayşe Hanım 4.5G ile. Bence 4.5G ile bağlayın çünkü bu şekilde kendisini ifade edemeyecek. Hakkındaki iddialar önemli. Fuat devam et sen. Bu cenaze peki bir şey söyleyeceğim. Sordunuz mu? Yani bir alıp anne gerçekten hani senin hayatında biri var mı? Hani sen onunla mı yaşamak istiyorsun? Onunla mı evlenmek istiyorsun? Bir konuşmanız geçti ya mi? Ya Müge abla çok dedim. Hani baba, annem, anne madem durmayacaksın babamın yanına git madem dedim. Çok yalvardım. Hani babamın her şeyini alırsın sen dedim. 25 senelik evlisin dedim. Madem yine aç boşanma davasını git dedim. Daha ölmeden önce. Ölmeden ama, önce. Ama öldükten sonra anne bak böyle diyor. Ablam da diyor ki işte burada biriyle beraber olmak istiyor. Hani şöyle yap nedir bana anlat. İşte anne kız konuşur ya birbiriyle. Biz ondan sonra şey yapamadık yani. Babamın ölümünden sonra hani ben de bu zehir çıkınca biz birbirimize fazla bağlanamadık. Her gittiğimde kavga içinde. Anne bu niye böyle oldu? Bağırıp çağırıyor bana. Annen hani bir kabul oturup etti mi hayatında birisi olduğunu? O kabul etti. Zaten biliniyor, bilinmiş, öğrenilmiş zaten. Sadece bizim haberimiz yok. Biz Kayseri'de olduğumuz için Eda zaten yakalıyor. Erdem'le tamam, röportajında var. İlkini kabul ediyor ama ilki jandarma onu bulduktan sonra. Çünkü telefonlar falan yakılıyor ya. Diğerim jandarma şüpheleniyor. İlkini buluyor. İfadesinde ilki ben ayrıldım diyor. Ama bu ilki değil, ikincisi dediğiniz aynı kişi onu mi? Onu bilmiyoruz. Ha, belki de aynı kişi aslında. Ama başka hani biz baktık. Hani akrabamızın gösterdiği fotoğrafa da ya baktık. Ya surata bak ne zaman buldun? İkinciyi insanlar ne zaman buldun ya? İkinciyi ne zaman buldun ya? Farklı insanlar. Orada fotoğraf vardı ondan. Evet ikinciyi ne zaman farklı bulacak? Farklı insanlar. Ama fotoğrafları farklı. Ama ben inanmıyorum Müge Hanım. Kesinlikle inanmıyorum. Şimdi bunu diyorsun ki cenaze gününde bile o kişi aradı dediğine göre. Öldükten sonra hemen nereden bulacak ikincisini de? Gerçi ben de böyle söylüyorum ama sonradan yanılıyorum evet. İşte bu zaman içerisinde ben karakola ifade verdiğimde bu birincinin adını verdim. Ha. Ondan sonra bir zaman sonra onu buluyorlar. Tamam. Biz de bir zaman sonra hani annemi bu diğer adamla şey yapıyorlar. Kim görüyor? İşte eşimin amcaoğlusu görmüş. Ha görüyor. Görüyor. Nerede kafede, görmüş? Kafede arka arkaya oturuyorlarmış. Annemi bir bakıyor annem üç İki adamla oturuyor. Hı. Biri değişik, biri de o aleti alan adammış. Ondan sonra o adam babamın arabasını da alıyor, Turgutlu'ya geliyor. Bu tarafa dönüyor. Annem de bir taksi tutuyor, köye geliyor. Ondan sonra o adam da babanın arabası da yani annenin görüştüğü adamda diye siz öyle öğrendiniz. Arabamız o şu anda aleti zaten dostunun altında. Arabanın film çekilmiş camlara.
8 aydan beri biz arabanın yüzünü gördüğümüz yok. Bu kadının şoförlüğü yok, bir şeyi yok. O aleti adama da soruyor ki ne? Hani neyin nesidir, siz ne konuşuyorsunuz, ne parası verdin sen ona? Abi demiş ben ondan aygıt aldım, parayı adama verdim, adam arabaya bindi gitti. Hani bağlanabilir yani. Tamam düşün Ayşe Hanım'ı arkadaşlar bağlıyorlar. Niye baştan beri o işlemi yapmadınız? Bir taraftan yapabilirdiniz ama yani hani pratik olmak adına. Hayır bekliyorum ben. Bekliyorum. Tamam telefonla bağlanmak istiyormuş. Ayşe Hanım günaydın. Günaydın Muza Hanım. Valla Ayşe Hanım ben açıkçası çok şaşkın ve çok üzgünüm. Şimdi siz de eşinizi bak, kaybetmişsiniz. Bak ekranı seyret. Sana tecavüz ettiğim bölümler karşıda. Ekranı seyret. Ekrana bakacaksın. Nerede tecavüz var? Güzel kelimelerle konuşalım. Sakin ol. Lütfen bak onlar konuşacaksa ben konuşmayacağım. Tamam Ayşe Hanım ama siz şimdi damadınızı tecavüzle bak, suçlayınca adam da diyor ki ben bak, üç çocuk babasıyım diyor. Allah'tan kork. Benim 3 kız evladım var. Bak o zaten terbiyesizlik bir yapma. Var ya. Terbiyesizlik yapma. Dur bir dinleyelim. Buyurun Ayşe Hanım. İşte bir dur. O gösterdikleri size yayın, canlı yayın var ya telefonla çektikleri. Evet. Onu kızı çekti. O gün değildi benim dediğim bak. İkisi geldiler kargoda evimin kilidini gördüler. Eli kanadı hatta kilide evin kapıya bulaştı. O gün yaptı bana yapacağını. Siz ondan sonra o gün değildi. Ayşe Hanım, Ayşe Hanım, Ayşe Hanım. Siz pardon. Ben götürdüm. Ayşe Hanım. Efendim. Siz haneye mi tecavüz ettiler demek istiyorsunuz? Haneye tecavüz ettiler. Kapının kilidini gördüler. Öyle girdiler. Elinin kanı da kapıya bulaştı. Beklesin. Beklesin. Öyle geldiler. O işi o zaman yaptılar. Bu değil. Bu aygıt götürdükleri. Bunu mahsus çekti onlar. Tamam ama şimdi bana tecavüz etmeye kalktı dediğin damadın o da başka bir şey. Evine girdiler yani. Oradan evden de yoğdu. Bak bunların ikisi kargocu ikisi geldi. Kimse yoğdu benim evimde. Ben yalnızdım. Anladım. Haneye tecavüz olarak düzeltelim. Ondan sonra bak eşimin gitmedi diyor. Devlet hastanesine götürdük. Ege onu da yoğun bakıma şey yaptılar. Arkasından gittik. Biz varınca da yoğun bakıma katmışlar. Ertesi gün gene gitmeye çalıştık. Hatta Eda'la ikimiz mezarın yanına geldik. Kocası telefonu açtı. Gitmem dedi. Göstermiyorlarmış dedi. Ben verdim. Ben kıyafet hazırladım. Onu götüreceğim dedim. Orada adam cıplak bakacak dedim. Biri gönderdi bizi göstermiyorlarmış diye. Yoğun bakım da adam nasıl ya kıyafeti dedi. Biri gönderdi. Ben gideceğim olursanız götürürüm sizi dedi. Cenazede ya bunlar burada ne yalan söylüyorlar. Cenazede neredeydiniz? Cenazeyi eve getirmediler zaten. Bak akşamda... 25 yıllık kocan olur. Bak, getirmediysek 10 metre adamı. Sen ineydin aşağıya. Haklıydın Cenaze, madem. Bak, öldürmedin dinlemedin. Sen bu adamı. Öldürmedim adam ineydin 10 metre aşağıya. Dinleyelim be. Pazartesi gideceğiz biz onun yanına. Pazar günü akşam ölmüş. Kalbi durmuş. Eda adama telefon açtı. Anne dedi babamın kalbi durmuş dedi. Tamam Ayşe Hanım. Ayşe Hanım pardon. Ayşe Hanım ben bu kadar yüksek sesi benim beynim algılamıyor. Çok özür diliyorum. Sakin konuşabiliriz. Ama dinliyorum Müzah Hanım ben de insanım ya. Tamam yani sizin ben yüzünüze gördüğüm için konuşmanızı hiçbir şey anlayamıyorum. Niye 4,5 ile bağlanmıyorsunuz? Hayır. Ne hayır? Ya o dışarıda şey var. Müge Hanım demekten de, yırtık donlarını göstermiyor muydu? Bana tecavüz etti diye bas bas bağırmıyordu. Ne oldu da şimdi haneye tecavüze döndü bu? Bana onun açıklamasını yapsın. Ben dün işimi gücümü bıraktım. Gece yarısı bu. Röportajı yedikten beri. Ondan sonra bak Müge Hanım şunu ne raporunuz var hanımefendi? Bakın bir konuya bitmeden direkt hanımefendi. Sen sor. Bu adam ben. Bak bir dakika. Burada Fuat sizin öyle de mi damadınız. Dün dediniz ki bana tecavüz etmeye kalktı dediniz. Evet. Tamam bu ne demek? Ne demek evime girdi. Bak kilidimi gördü evime girdi. Kilitli kapıyı kilidini gördü evime girdi. Bana tamam. Saldırdı. Var varısı da aldı. Hindi kadar babam yedi. Hindi sonra da biz yedi. Ben yiyeceğim dedi. Bağırdı. Tamam. Yani size cinsel amaçlı bir saldırıda bulunmadı. Bulundu. Bulunmaya çalıştı ama ben bir şey yapmadım. Bulunmaya çalıştı ya. Yanında karısıyla. Yani bulunmaya çalıştı ben bir şey yapmadım. Ondan sonra da evimi taşıdım buraya. Yani bulunmaya çalıştı dediğinizi... Evden çıkacağım dedi bana.
Ayşe Hanım, bulunmaya çalıştı dediğinizi şöyle bir açıklar mısınız? Hocam bak bakın, bana saldırdı. Bağırmadan bakın yüksek sesle konuştuğunuz zaman anlaşılmıyor. Evet. Kelimeler kayboluyor. Daha bak, sakin. 4.5G'yi ayarlamışlar Ayşe Hanım. Siz kendiniz lütfen, konuşun anlatın. Anlatın derdiniz. Yani bulunmaya çalıştı dediğiniz çıkın, ne yaptı? Çıkın. Bir dakika Fuat Bey. Fuat Bey. Müge ablam. Telefon arkasında bulunmaz. Fuat Bey bir dakika oğlum. Bir dakika bir sorunun cevabını alalım. 4.5G var dur. 4.5G ile bağlanın Ayşe Hanım. Dur Müge Hanım bak beni dinler misiniz? Çık o zaman ekranı çıkıyorsunuz. Çık. Ekranı geçirmiyorsun. Orada senin evin adresini konuşan. Ben de neden beni almadınız dedim. Anladın mı? Bu sefer. Şu an babanızın. Anne dedi biz gidelim ben sana hanımefendi, haber vereceğim dedi. Hanımefendi bakın şu an konumuz babanızın yanına gitme gitmeme meselesi değil. Bir insanı tecavüzle suçluyorsunuz. Bu adam da diyor ki ben 3 kız çocuk babasıyım. Önce benim çocuklarım okulda düzel... 600 tane öğrencilerin için. Şimdi benim bunu benim evlatlarımın başına eğemez. Evet, önce siz bir düzeltin bu konuyu. Çünkü yanında kendi eşiyle beraber gelmiş. Sizin bu... Haber geldi. Eşi de malları biz yiyeceğiz dedi. İşte 2-2-4 bu kadar. Niye? Niye söylemenlerden hep çıkıyorsun orada? Karşıma geç konuşalım bak. Niye çıkmıyorsun? Diyorsun ki orada bir çalışana. Müge abla bir saniye. Müge abla bir saniye. Telefonu niye sakladı ya? Şu telefonu sobaya niye attı? Savcılık geldi, aradı o telefonu. Kaybeden telefonu. Niye sobaya attı? Ya niye sobaya atıyor ya? Arabanın kontağını savcılık istedi. Anahtar yok dedi. Cam kırıldı arabanın içi öyle arandı. Nereye gitti arabanın kontağı da bir hafta sonra bulundu? Bütün malzemeleri, bütün şeyleri sakladı kenara. Ben diyormuş oraya çıkarsam diyormuş beni diyormuş Müge abla, Müge Hanım diyormuş şaşırttırır beni konuşturtturur diyormuş. Oradaki çalışan söylüyor. Sadece bu değil bunun arkasında ekibi var. Bunu yapamaz bunda öyle bir zihniyet beyin yok. Bunun arkasında destekçisi var. Hani o parayı yiyen kişiler var ya onlar. Tamam Ayşe Hanım. Şimdi Müge Hanım bir saniye. Ayşe Hanım. Lütfen rica ediyorum. Ben buraya gelmişim. Ben evden ne çıkardıysam kaç tane malzeme çıkardıysam. Belirli bir adreste depoya koydum. Üzerini de örttüm. Kesinlikle bir kuruş daha satayım, menfaatime geçireyim. Böyle bir zihniyetim olmadı. Kendisi de ne sattıysa, ne kadar mal çıkardıysa getirsin parayı koysun. Soralım. Eğer dürüstse, adamsa çıkarsın parayı. Tamam. Ben de götürdüğüm malzemelerin hepsi depoda. Kirasını veriyorum. Aslında. Kirasını veriyorum 5 aydan beri. Anladım. Şimdi Ayşe Hanım şunun önce bir cevaplarsa Ayşe Hanım. Şimdi çocuklarınız diyor ki babam yaşarken de hayatında biri vardı. Babam öldü şu anda da hayatında biri var. Ve bütün bu malları da ona yediriyor. Yani en açık tabiriyle. Evet. Aynı kişi mi? Yani aynı kişiden mi bahsediyorlar bilmiyorlar. Yani önce siz bu konuya bir açıklık getirirseniz bence sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bunu yediremiyorlar kendilerine. Başka bir sevgilisi var. Babamın da malının mülkünü ona yediriyor diye düşünüyorlar. Emniyette bunun koyu koyuna resimleri Fuat var. Dersin, Fuat Bey bir dakika Ayşe Hanım cevap bekliyoruz. Ayşe Hanım. Bağlıyorlar. Telefon kapalı. Şimdi ailede diyor ki ama Ayşe Hanım röportaj yaptı ama çıkarsa hani Manisa'dan Turgutlu'dan tanırlar o zaman. Yani kiminle nereye gittiğini o yüzden mi yayına çıkmıyor diye de ailenin tabii böyle bir... iddiası bu var. Bu çok haklı bir iddia aslında. Yani evet, evet. Ben... Ya benim anlamadım. 8 aydan beri bu araba ne? Buraya gelip yani eşiyle ilgili kendini aklaması gerekir. Suçsuz bir insana akılcı davranışı haklı. Budur. Fuat Bey bak diyor ki çoluk çocuk sahibiyim. Evli bir adamım. Muhitimde, çocuklarımın üzerinde, eşimin üzerinde bu şekilde bir itham beni diyor çok müşkül vaziyete koydu. %100 haklısın. Hocam 600 tane öğrenciyle haklısın. Beraber oturuyor benim çocuklar. Boyunları eğik şu anda. Babam seyrediliyor. Ayşe Hanım açıklık getirmek mecburiyetinde. Bu iddiayı ispat etmezse... İspatlayacak bunun şeyi yok. Sen istediğin gibi istediğin kapılara başvurmakta serbestsin oğlum. Ya bir şey söyleyeceğim.
Açıkçası yani bu iddianın üzerinde konuşulması bile çok saçma. Çünkü bir insan karısıyla beraber kayınvalidesi... Böyle bir yanımda var benim yanımda. 18 yaşında yani. Kızımla beraber vardım. Eşim var benim yanımda ya. Yani o yüzden bence o iddianın üzerinde çok durmana gerek yok ama... Konuları saptırmak için eğer böyle konuşuluyorsa... Evden 30 metre aşağıda amcam var, halalarım var, yengelerim var. 30 kişi seyrediyor ben eve girerken çıkarken. Yok oradan hepsi birden bu sefer de. He, Ayşe Hanım şimdi telefonu mu açmıyor? Yanında Tuğçe var. Telefona mı çıkmıyormuş? Tat. Niye? Niye çıkmıyorsun? Müge Hanım. Çıksana. Niye çıkmıyorsun? Bu çok daha şüpheli bir duruma getiriyor Ayşe Hanım'ı. Müge Hanım şu anda çalıştığı fırında, fırında işçi olarak çalışıyor, yevmiyeci olarak. Evet, fırıncının, fırıncı çalıştıran sahibine Recep diye bir arkadaşımız. Onunla beraber bizim ekibimiz, hani sizin bizim ATV ekibimiz evine röportaja gidince ben oraya gitmem. Beni orada şaşırtırlar, beni suçlu duruma düşürürler diye o Recep de bana söyledi. Gerekirse canlı yayına da bağlanacağım dedi. Gelemez bu diyor, gelemez. Avukatları var, arkasında adamları var, gelemez bu diyor. Bu yayına çıktığı zaman bülbül gibi öter, her şeyi anlatır ama gelemez bu diyor. Aha, Vodili Meydan gelsin, çıksın karşıma. Biz de kimseyi şaşırtmıyoruz ki, soruyoruz. Soruyoruz, şey yapsın madem. Şaşırtıcı bir şey sormuyorum versin. Aslında yani. Ya, gayet. Hayır, suçu olmayan bir kişi bir bugüne şekilde. Kadar burada... Ya ben niye çıktım geldim? Dün saat 4'te bana telefon geldi. 4'ü çeyrek geçe ben yola çıktım. Sabaha bulayı buldum ben. Üzerime atılmış bir iftira var. Bir leke var. Şu anda telefonları kapamakla, telefona cevap vermemekle... Sorulan sorulara cevap vermek bu. Yani vereceğin cevabın olmadığı için, kendini savunamadığın için telefonu kapatıyorsun diye kabul edilir. Şimdi desteğini alacak, bilgisini alacak, ona göre yarın röportaj yapacak. Bir istişare yapıyor, yol alıyor şu anda. Aynen. Ama zaten izleyiciler bilir. Yani Ayşe Hanım gerçekten Manisa Turgutlu'da kime... sizin iddia ettiğiniz gibi para veriyor. Hattaymış. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Bakın beni duymadınız. Şimdi çocuklarınızın size saldırmasının nedeni şu aslında. Kızgın olmaları nedeni şu. Diyorlar ki annem babam sağ kendi hayatında birisi vardı. Ayrıldı. Yine var. Şu anda da parasını ona yediriyor. Kim bu onu açıklasın diyorlar. Bak Muzi Hanım. Gel kimseye bak. Gel 27 sene mi verdin bu adama? 27 senede de çalıştın mı? Ha çalıştım 27 senemi verdim. Benim kazandığım malda onların biri 17 yaşını doldurmadan kocaya kaçtı. Biri de 13 yaşında kocaya kaçtı. Yani... Lan sen eziyet etmedin mi Canan'a? Canan 14 yaşındaydı. Ben senin kapına gelip içeriye girip de bu kızın tırnağına sana gelse seninle benim belam var diye. Daha bu 14 yaşındaydı. 14 yaşında. 14 yaşında tanıdım ben Canan'ı. 14 yaşında korumaya başladım ben onu. Tamam yani ne demeye çalışıyorsunuz? Çocuklar gittiler, bütün mallar benim istediğimle yerim mi demeye gidiyorsunuz? Hayır, benim maldan müjdeye koydum yok. Maldan, ben 27 senemi verdim. 27 senedir bir şey yapmadım da ben şimdi bir şey yapıyorum. Ondan sonra o adamı hastaneye götürem demin. Bakın ben hastaneden bahsetmiyorum hanımefendi. Şu anda evinizden çıkarttığınız eşyaları Manisa Turgutlu'daki sevgilinize verdiğini iddia ediyor bütün çocuklarınız. Doğru mu değil mi? Kimseye bir şey vermedim. Efendim? Vermedim kimseye. Tamam peki rahmetli eşinizin aracı nerede? Otosu nerede? Binek otosu? Satlar onların motorları yüzümü zeytine aldılar. Ne oldu? Beni evde çıkarttılar. Ben de arabayı sakladım. Arabayı sakladınız. Manisa Turgutlu'ya mı sakladınız? Manisa Turgutlu'da sakladım. Ama... Ya sen sevgilinin altında desene arabayı dürüstçe. Ben ne zaman çıkardım malzemeyi? Bundan 3 ay önce çıkardım satılmayan kalan elindeki malları. Nereye gitti 50-60 bin liralık mal? Araba yuvarladı piyasada. Nereye gitti? Zeytinler nereye gitti? Ha. Anlat. Özgün tamam, anlat. Şu anda araba... Yağını bile sattınız dediniz. Evin yağını bile. Bak evde yağını bile sattınız dediniz. Tamam şu anda araba nerede yani? Arabayı sattım bir yerde maalesef bir yerde duruyor. Arabayı, tamam, arabayı sakladı. Siz zaten ehliyetiniz var mı sizin? Alıyorum. Ehliyetiniz var mı? Alıyorum. Güzelim, alıyorum. Şimdi kursuna gidiyorum. Ayın 29'unda herhalde kursuna var. Anladım. Kolay gelsin. Şimdi alıyorsunuz ya henüz yok ya. Arabayı nasıl kullandınız? Arabayı ben
kullanmadım. Arabayı ben götürdüm, oraya koyduk. Yani birisi geldi aldı arabayı. Ben götürdüm, bozdu araba duruyor orada. Tamam, o gelen kişi de Manisa Turgutlu'dan mı geldi? Hayır, Turgutlu'dan değil. Nereden? Buldum bir şoför, götürdüm, gittim. Denizli'den. Kimdi kullanan? Bak, şey ya ben de şu kim aldığını siz bana söyleyin. Bulayım ki onların da bu iddiası. Evet, kimdi kullanan Ayşe'nin yani? Ya araba bende, motor onlarda, araçlar onlarda, ev biz onlarda. Biz inkar etmiyoruz ki motorumuz bizde. Hanımefendi bakın ben mal memuru değilim. Mal müdürü. Mal müdürü gibi size ben burada şey yapacak halim yok. Aile mahkemesi de değil bu. Kimin araba kimde kalsın kalmasın davası da değil. Çocuklarınızın iddiası babam yaşarken daha bunun sevgilisi vardı. Babamı zehirledi, öldürdü. Şimdi de malları satıyor, bu sevgilisine yediriyor. Konu bu. O yüzden arabayı da sevgilinizin kullandığını iddia ediyorlar. Arabayı sevgiliniz yoksa, sevgiliniz kullanmıyorsa söylersiniz. Bir şey varsa araştırın. Başka bir şey demiyorum. Hayatım sen söyleyeceksin, araba burada diyeceksin. Bana diyeceksin ki Müge yalan söylüyorlar. Benim çocuklar, araba benim sevgilim yok. Sevgilim de falan da değil. Araba burada. Ahmet de mi? Araba Ahmet de. Bende. Araba bende. Nerede araba? Ben arabayı cebinde mi? İzlemiyorum ki araba bende. Tamam da cebinde değil herhalde yani. Kim kullanıyor şu anda? Kimse kullanmıyor. Araba yatıyor. Tamam, nerede yatıyor? Yatıyor. Bir şeye mağazaya çektirdim, yatıyor. Bak benimki yattığı yeri söyleyeyim. Adresi de veriyorum Müge Hanım'a. Sen de ver, buyur. Araba neredeyse buyur. Sattığım malzemeler, evden çıkan 15 çarşit traktörün malzemeleri, 60 bin liralık malzeme nerede söyle bana. Ben tek tek ismini sayayım sattığın adamlar. Ya sen de bana zenginlerin parasını say da ben sana sayayım diyor, aletlerin parasını. Ha. Ya da zenginin parasını say bana. Sen say. Ben senin dostuna her şeyi yedirecek halim yok. Ben gerizekalı değilim. Ben mal değilim. Kayseri'den ağrı. Seni tepene çökemeyecek zannettin. Seni özgürce orada bırakacak köyde. Dostunu alıp her gün gece köy meydanı. Tecavüz ettin diyorum Müge Hanım. Hanımefendi hala tecavüz ettiniz deyip durmayın. Bu kelimelerin ağır şekilde şeyini ödeyeceksin. Zannetme benim dudaklarımdan çıkacak da bu şekil kalacak. Ha, bu şekil kalacak zannetme. Bu bana attığın iftiranın bedelini ağır şekilde ödettireceğim sana. Bunun cezasını çekeceksin. Ama ona gerek yok. Sen o deliğe gideceksin. Çünkü benim kayınpederimi öldüren sensin. O adamı zehirleyip öldüren, öbür tarafa salan sensin ve bunu 2 sene boyunca uğraştın, başardın. 2 seneden beri de benim evimde aile huzurumu bırakmadın. Bir koş Manisa, bir koş Kayseri. Bir koş Manisa, bir koş Kayseri. Ben çoluğumu, çocuğumu almayacağım. Tıpış tıpış çıkacaksın, ispatlayacaksın. Ha, konuşacaksın. Şurada bir haftan kaldı. Bir hafta içerisinde gider de eğer kendin... Eğer bir hafta içerisinde gider de kendin anlatırsan... Ya benim arkamda şöyle güç var. Ben şöyle tehdit ediliyorum. Şu malı alacağım. Şu malı elimden alacaklar. O yüzden öldürmek zorunda kaldım dersen belki sana gerekli indirim yapılır. Yoksa sen o içeri gireceksin, ömür boyu da çıkamayacaksın. Sabret bekle. Sabret bekle. Hanımefendi. Hanımefendi, böyle yanlışlıkla kocanızı zehirlemiş olabilir misiniz acaba? Hani ne bileyim, bozuk bir yemek yemiştir falan yani, ne bileyim. Hani şimdi düşündüğünüzde... Allah var yukarıda bak. Evet. O şeyde benim şeyim yok. Ben neden öldü? Bak, hastaneye götüren benim. Hı hı. Ne zaman götürdün? Ben onu devlet hastanesine götürmezdim, öyle bir şey olmuş olsa. Ne zaman götürdün? İkindiden beri akşama kadar beklettin değil mi ölsün diye? Müge Hanım içerideki temizliğini yapıyor. İçerideki şeyler temizliyor. Peki. Torunun Ali saat öğlen ikindi sıraları olduktan sonra çocuk ne dedi sana? Babamı çağır, anneanne babamı çağır, dedem hasta dedi. Sen ne yaptın? Ölsün diye. Bak bir dakika. Adam 7.30 8'de geldi eve akşam.
Hayır, 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 hayır. Yalan söyleme, yalan söyleme. Yalan söyleme. Allah da bilip durur, kurma bilip durur. 6 yaşında çocuk bunu itiraf ediyor. Bak ne diyor? Anneannem diyor. Dedemi zehirledi. Oraya kustu. Anneanne, babamı çağır, hastaneye götürelim. Dedem hasta dedi. O da bir şey olmaz. Erdem gelecek. Erdem gelecek diye akşam ezanı var. Abim orada bir fırsatta kendine geliyor. Bizim eve atılmak, sığınmak istiyor. Kapıdan veyahut da o park gibi yerden sürüye sürüye eve götürmedin mi? Çocuk bunu yalan söylüyor. Saat 4'ün 7 alasa adamı dışarıya çıkarmıyor. Bu torun mu anlatıyor? Aynen öyle. Doğru. En son ölümün peki, şeyi. Peki ne söylüyorsunuz Ayşe Hanım? Siz de gelin. Tamam. Ayşe Hanım. Bak 6 yaşında Ali'nin ifadesi var. Ben tek kelime anlamıyorum, anlıyorsunuz. Ali'nin ifadesi var. Ali'nin ifadesini anlarsan belki de gözler şarı tutamayacaksın. Ya zaten kurtuluşu yok. Kaçışı kalmadı bunun ya. Kalmadı kaçışı. 8'de geldi. Ayşe Hanım, çocuklarınızın bir başka kişi bulup eşinizi öldürdüğü iddiası için söyleyecek bir sözünüz var mı? Sakince anlayayım ne olur.